kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine dikkat etmenizi istediğim soru tiplerinden biri ile karşınızdayım. Evet, bu zamana kadar yapılmış olan TEOG sınavında çokça karşımıza çıkmış bir soru tipi. Soru köküne bakıyorum. Şimdi yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur diyor. Bu soru tipi bazen şöyle de gelebiliyor arkadaşlar karşımıza. Bu metnin dil ve anlatım özellikleri için işte ne söylenebilir ya da aşağıdakilerden hangisi doğrudur gibi bir ifade kullanılabiliyor. Arada şöyle bir fark var. Anlatım dediği an aklımıza anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları gelmeli. Dil ve anlatım dediği an kullanılan sözcükler, işte ikileme var mı, söz sanatı var mı, deyim kullanılmış mı, bunları da aklınıza getirmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, eğer anlatım ifadesi geçiyorsa soru kökünde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını lütfen düşünün. Eğer dil ve anlatım özellikleri derse, parçanın dil ve anlatım özellikleri üzerinde durulmuştur ya da hangisine başvurulmuştur derse, o zaman bunlara ek olarak, yani düşünce gelişimi olarak, anlatım biçimlerine ek olarak, işte deyimler, söz sanatları, seçilen sözcükler, yazarın üslubu, buna yönelik seçenekler de işin içine girecektir. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu tipte soru gördüğünüz an bunlar aklınıza gelir diye umuyorum. Ne demiş? Şimdi şöyle bir baktığımda metni okurken yapmanız gereken bir şey var. Düşünce gelişim yolları anlatım biçimine yönelik okuyorsak eğer o da nedir? Bakıyorum. Gözleri kamaşan sonsuz mavilikte gökyüzü alabildiğini açıktı. Bakın doğadan bir parça gökyüzü. İşte mavilik. Soluk yüzü Eylül güneşi camlardan kırılır gibi düşüyordu. Akasya ağaçları ve çiçek kümeleri arasında bekleşen çocuklar bahçenin birer parçası gibi duruyorlardı. Bakınız, birer parçası gibi. Açıklayacağım neden bunun altını çizdiğimi. Akasyaların yaprakları arasında salkımların, üzüm salkımlarından bahsediyor, çanakları sararmıştı. Şimdi buraya kadar işaretlediğim tüm sözcükler aslına bakarsanız elbette ki doğanın birer parçaları. Yani kendilerine özgü işte hareket mekanizmaları olmayan diyelim, bir durandığı yani bir durumu temsil eden parçalar bunlar. Doğru mu? Evet. O zaman aklıma şu gelmeli. Acaba bir doğa manzarası var mı? Yani bir doğa manzarası gözler önüne silinmeye mi çalışılıyor? Durağanlık var. Bakın bir hareket, aksiyon yok. İşte nedir aksiyondan kastım? İşte odaya girdi, etrafına bakındı, üstünü çıkardı, derin derin düşünün. Yani bir olay anlatımı olmadığı için dolayısıyla seçenekler arasından ne gitti? Bir kere metinleme diyoruz, hani bir doğa manzarası diyoruz. Tartışma ve açıklama olamaz. Öyküleme ve metinleme arasında kaldığımızda bunlar doğa parçası diyorum o zaman. En yakın seçenek betimleme olmalı. Betimleme anlatım biçimi kullanmış olabilir ve betimleme ile ilişkili olan düşünce geliştirme yolları paragrafta bize yardımcı olmuş olabilir. O zaman seçeneklere hemen bu şekilde dönüyorum. Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya diyor. Aslında baktığımda bu doğa parçaları bir manzaranın da parçaları aynı zamanda. Benim zihnimde de belli başlı görüntüler oluşmadı değil. Hani çok kötü bir hayal gücüm bile olsa sadece işte gökyüzü, güneş, ağaçlar, çiçek kümeleri, işte üzüm salkımlarını bile gözümün önüne getirsem, yani dediğim gibi işte gözümün önünde bir manzara ortaya çıkıyor. Sadece bu cisimler bile bilirse. Dolayısıyla A seçeneğine geri dönmek üzere bir kenara alıyorum. B'ye bakıyorum. Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya. Bir kere baştan seçenek şöyle atalım. Bir kavram diyor. Burada ben bir sürü varlığı işaretledim. Gitti. Nesneleri karşılaştırarak metni etkileyici kılmaya. Nesne demiş bunlar. Nesne dediğimiz şey cansız varlıklardı. Burada canlı varlıklardan söz açıldığına göre bu seçenek de böyle gitti. Üstelik karşılaştırma da yok. D seçeneğine bakıyorum. Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye. Bir kere düşünce dediği için derhal bu seçenek de gitti. Çünkü burada bir doğa manzarası var. Tekrar tekrar söylüyorum. Altını çizdiğim sözcükleri de lütfen dikkat edin. Varlıklara dikkat edin. Dolayısıyla burada bir düşünce değil. Duygulanma. Yani manzara karşısında yazarın duygulandığını, bu duygulanımdan da bizlere işte bir betimleme yaptığını, bizim de gözümüzün önüne bu manzaranın gelmesine çabaladığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu sorumuzdaki sorumuzun cevabı
A seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Geliyorum yine çok sık karşımıza çıkan bir soru tipi. Anlatımın hangi kişi ağzından yapıldığı? Bu ister şöyle gelsin, hangisi farklı bir kişi ağzından anlatılmıştır desin. İster burada olduğu gibi birinci kişi ağzıyla hangisi anlatılmıştır desin. İster üçüncü kişiyle desin, hiç fark etmez. Üç soru tipinde de yapacağımız şey çok basit sevgili arkadaşlar. Çok da hızlı olur. Bütün sorular uzun gibi görünse de. Cümlelerin, her seçenekteki cümlelerin yüklenmelerine bakacaksınız. Ve işte sözcüklere getirilmiş olan iyilik zamirleri nedir? Ya da iyilik etleri hangileri bulunur? Ama en kısası yüklemlere bakmak. Yüklemlerin öznesi ne? Bakıyorum. Yapı cildeşin altında bu tozda sıcakta hamaret insanlar gibi insanlar arı gibi kaynaşıyor, konuşuyor, devam ediyordu. Çıkarıyorum var. Onu da işaretleyeyim olsun. B seçeneği bakıyorum. Isır notların arasından bahçenin bir ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım. Bahçenin içindeki yaprakları yaydan eğilmiş yaş ağaçlara baktım. Bakıyorum. Gemi rüzgarı yerken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık güzel balık bir gündü. Denizcilerin birlikte söylediklerini neşeli şarkıları dinlerken kalbime şeyle çarpıyordu. Ve son seçenekte ikindi aydınlığı toparlanıp gitmiş. Peki. Odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmıştı. Genç kız işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Aa, zaten burada bir genç kız da var. Örtüyü elinden bırakıp pencereye doğru yürüdü. Bakınız sevgili arkadaşlar. Altına çizdiğim yüklemlerin hangisinin öznesi diğerlerinden farklı? Evet, burada B seçeneği, ben buradayım diye tabiri caizse bas bas bağırıyor. Çünkü her birinin üçüncü tekil kişi, burada birinci tekil kişi, buraya bakıyorum üçüncü tekil kişi, burada da yine tüm yüklemler üçüncü tekil kişiyle karşılaşıyor. Mecburen ne olacak? B seçeneği olmuş olacak. Belki diyeceksiniz ki hocam bütün seçenekleri okudunuz zaten. Burada elbette eksiksiz bir biçimde sizlere aktarabilmek için tüm seçenekleri uzun uzun okumam gerekiyor ama sizden soru anında ricam şudur ki lütfen öncelikleri yüklemlere ayırınız. Yani çok hızlı bir biçimde gözünüze seçin yüklemleri bir tanesini bile. Yani bir seçenekle bir yüklemi bile işaretleseniz sizlere emin olun doğru cevap kısa yoldan gösterecektir. Şimdilik en azından bu bilgi bile elinizde kalsa, aklınızda kalsa özür diliyorum, faydalı olur kanaatindeyim.